Samsun Bafra'dan geliyorum. Bafra Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürüyüm. 2-5 Aralık tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Growtech Avrasya 2015 fuarındayız. 2 gündür fuarı geziyoruz. Fuarda sera ekipmanları, tohumculuk, fidecilik, makine ekipman, bitki besleme ürünleri, bunlar yoğun bir şekilde var. Yeni katılan firmalar var. Eskiden beri burada stand taşıyan firmalar var. Amacımız bunları yerinde incelemek, gezmek, görmek. Burada edindiğimiz bilgileri kendi üreticilerimize de aktarmak amacıyla buradayız. İlçemizden de yaklaşık 200'e yakın bir çiftçi grubumuz burada. Standları gezerken Bafralı'ya rastlamanız hemen hemen her standta mümkün. Bu da Bafra açısından sevindirici bir olay. Hem burada gezip görüp bilgilerini artırıyorlar. Hem de burada edindikleri bilgileri gittiklerinde Bafra'da uyguluyorlar. Bu anlamda da Bafra için bu fuarın faydalı olduğunu düşünüyorum. Peki benim Bafra yöresinde kışlık ve yazlık üretimi ne durumda? Bafra ilçemizde kışlık sebze yaklaşık 75 bin dekar alanda, yazlık sebzemiz ise 150 bin dekar alanda üretim yapılıyor. Bunların kışlık açısından değerlendirirsek, mevsim olarak da kış ayındayız. Kırmızı lahana, beyaz lahana, karnabahar, brokoli hem kalitesiyle hem verimiyle Türkiye'de yer edinmiş, namı her tarafta duyulmuş vaziyette. Yine yazlık sebze üretimimizde yağlık biberimiz, karpuzumuz, kavunumuz, domatesimizin üretimi var. Son zamanlarda da bildiğiniz üzere çeltik üretimi Bafra'da yoğun bir şekilde yapılmakta. Burada işte o ürünler için hem tohumlarını, hem besleme gruplarını, hem gübrelerini burada görme şansına sahip oluyoruz. Yine bunlar için oluşturulan yeni teknolojileri burada görme şansı var. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Zaman ayırdığınız için ben teşekkür ederim. Evet efendim, sizi tanıyalım. Atlıhan Bozkurt, Bereket Plastik Genel Müdürüyüm. Kimya mühendisiyim. Bu fuarlar zaten bizim hem çiftçilerimize, hem bayilerimize, müşterilerimize bir buluşmamıza vesile. Fuar fazlasıyla bu vesileyi yerine getirdi. Hem dost ve kardeş, çiftçilerimiz, iş ortaklarımız, partnerlerimizle bir araya geldik. Yeni potansiyellere vesile oluyor. Ayrıca onların bizden beklentileri var ise onları cevaplandırma, problemleri varsa çözümlerini üretme, yeni ürün beklentileri varsa onları konuşma, dertleşme her konuda bize faydalı oldu. Ayrıca bu fuar sadece iç piyasayla ilgili değil, dış piyasadan da bize bir müşteri portföyü oluşturuyor. İhracat yaptığımız ülkelerden müşterilerimiz geliyor. Yeni müşteri adaylarımız geliyor. Fuar bizim açımızdan son derece başarılı ve verimli geçti. Peki benim biraz ürün yelpazenizden söz edersek, kaç çeşit ürününüz var? Biraz onlardan söz edelim ve daha sonra da daha değişik teknik kısımlara ineceğiz. Ana başlıkları sayayım. Asıl işimiz ser örtüsü, sera naylonu, tarımsal film üretmek, malç örtüler üretmek, toprak üstü örtüler üretmek. Onun yanında ambalaj ürünleri, sebze meyve torbaları, gıda ürünleri ve sulama sistemleri üretimi. Asıl üretim sahamız bunlar. Peki efendim, şimdi buradan izleyicilerimize bir mesaj anlamında. Sera örtüsü alınırken öncelikle neye dikkat edilmeli? Evet, sera örtüsü kullanım süresine göre, verilen garanti süresine göre, garanti süresi olmayanlar 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 5 yıla kadar garanti sürelerinde üreten ürünler var. Tabii çiftçi öncelikle alacağında ne istediğini alacağı yere iyi anlatmalı. Biz onun istediği ürünü, istediği özelliklerde katkılarla onun talebine uygun üretebiliriz. Bölgesine göre ıre katkısını mı ister? Orada çiğlenme, nemlenme probleminden sıkıntısı mı vardır? Antifok katkısını mı ister? Kimyasalla ilgili problemi mi vardır? Kullandığımız UV'de kimyasal direnci artıracak THC UV kullanabiliriz. Onu kimyasal kükürt ve klor direncini artırarak o kimyasallarla başının derde girmesinin tedbirini alabiliriz. Öncelikle çiftçi bize ne istediğini çok iyi anlatacak. Tabii bu arada bu iş gerçekten çok güvene dayalı da bir iş.
üretici ile kullanıcı arasında. Tabii biz ürünü serörtüsünü üreticiyiz ama diğer taraftan serörtüsünü alanlar da sebze meyvenin üreticisiler. Onlar da bir başka üreticiler. Üreticilerimiz, çiftçilerimiz çok büyük emek yoğun bir faaliyet içerisindeler ve sermayesi ve maliyeti yüksek bir iş yapıyorlar. Hem emekleri çok pahalı, ayrıca da yatırımları pahalı. Bir dönüm sera için seranın modeline göre 50 bin ila 300 bin lira arasında dönüm başına yatırım yapıyorlar. Büyük bir maliyet. Bu maliyetin yanında vereceği fideye bir para ödeyecek. Kullanacağı gübreye bir para ödeyecek. Suya bir para ödeyecek. İlaca bir para ödeyecek. Ama bunların içerisinde en çok üzerinde durması gereken konulardan birisi de kaliteli serörtüsünü bitkilerin üzerine çekmesi. Çünkü bitkisi ne kadar iyi tohumdan, ne kadar iyi fideden seçerse seçsin, gübrelemesini, sulamasını ne kadar iyi yaparsa yapsın, o bitkinin gelişimi için doğru, düzenli, verimli bir güneş ışığına ihtiyaç var. Kaliteli bir güneş ışığına ihtiyaç var. Sıcak bir ortama ihtiyaç var. Bunu da sağlayacak olan seranın konstrüksiyonu kadar ondan daha önemli de üzerinde kullandığı serörtüsüdür. Işık yetersizliği var ise bitkinin enerjisi ihtiyacı fotosentezle sağlanır. Fotosentez yoktur. Fotosentez yoksa bitkinin beslenmesi mümkün değildir. Onun için serörtüsüne en çok önem verecekleri konu serörtüsüdür. Bu konuda kaliteli, güven duydukları bir yerle çalışsınlar. Çiftçimiz artık vahşi sulamadan vazgeçti mi sizce? Damlama sulamaya siparişleriniz nasıl? Ülkemiz su zengin olmadığı gibi hatta su fakiri diyebileceğimiz bir ülke. Artan nüfusumuz da kişi başına 2100 metreküplere kadar düştü bildiğim kadarıyla yıllık su miktarımız, debimiz. Siz damlamayla gübreyi verdiğinizde sadece bitkiye gübreyi veriyorsunuz. Damlamayla suyu verdiğinizde sadece bitkiye su veriyorsunuz ya da ağaca. Oysa vahşi sulamayla, salma sulamayla köylerimiz tabiriyle arazinin her tarafını suluyorsunuz. Bitkinin dışında yabani otlarda suluyorsunuz. Bitkinin dışında yabani otlarda gübreliyorsunuz. Yani hem israf, hem su kaynağı israfı, hem verim kaybı. Damlama daha ülkemizde çok kat etmemiz gereken bir mesafe var. Damlama kullanılabilir arazilerimizin daha yanlış bilmiyorsam %13 civarında kısmını damlamayla suluyoruz. Daha almamız gereken, kat etmemiz gereken çok büyük mesafeler var. Ama alınan geriye baktığımız mesafe de az değildir. Ama gideceğimiz yolda çok uzundur. Damlama biraz daha destek görmeli, teşvik görmeli, kullanımı daha da hızlı bir şekilde yaygınlaştırılmalı. Yani Sayın Müdürüm çok su, çok ürün değildir. Topraklarımızı da bu arada çok suyuyla da herhalde kıraç hale getirebiliyoruz galiba. Kesinlikle doğru. Zamanında ve yeteri kadar su. Zamanında ve yeteri kadar gübre. Doğru besleme bu şekilde olur. Çok suyla arazilerimizi çoraklaştırırız, tuzluluğu artırırız, erozyona sebep oluruz, toprak kaybına sebep oluruz. Onun için damlamayı mutlaka verimli ve doğru bir şekilde kullanmamız lazım. Peki efendim, buradan son olarak bir mesajınız olacak mı izleyicilerimize, üreticilere? Çiftçilerimizin alınlarının terine, ellerinin nasırına saygımız var. Emekleri büyük, kazançlarının zor olduğunu biliyorum. Belki emek verdikleri oranda karşılıklarını alamıyorlar. Ama onlar emeklerinin daha da bir boşa gitmemesini, emeklerinin karşılığını alabilmeleri için, alınların terini karşılığını alabilmeleri için doğru ürünleri talep etsinler, doğru ürünleri kullansınlar, güvendikleri ürünleri kullansınlar, güvendikleri markalarla çalışmaya devam etsinler. Sevgili izleyenler, katılımcı firmalarla biz devam ettik röportajlarımızı, ancak gezimizde tam karşımıza çıkan Türkiye Tohumcular Birliği Genel Başkanı var yanımızda, Sayın Yıldıray Gencer. Efendim, öncelikle programımıza hoş geldiniz diyoruz, hemen soruyoruz. Tohum ıslahçılarının bu peşin KDV vergi durumları var. Orada biraz bir irdeleyelim istedik. Evet. Böyle bir konuyla ilgili çalışmanız var mı? Yahut da varsa da ne durumda? Evet. Siz de fuarımıza hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Tabii ülkemizde tohumculuk gerçekten son dönemlerde çok önemli gelişmeler gösterdi. Tabii sektör gelişirken yerli firmalarımız var. Yerli firmalarımızla birlikte bütün tohum firmalarının biraz farkındalığının olması gerekiyor aslında. Yani ülkemiz olarak, çünkü tüm dünyada tohumluk sektörlerine ülke, hükümetler ve
bakanlıklar katkıda bulunuyorlar. Özel pozitif ayrımcılık yapıyorlar. Bizim ülkemizde de tohumcu arkadaşlarımız belli kıt sermaye ve bu kıt sermaye ile birlikte yine de dar bütçeyle Ar-Ge'ye ve ıslaha çok önemli yatırımlar yapıyorlar. Çok güzel çeşitler geliştiriyorlar. Yani sermayesi sınırlı olan bu tohum firmalarımızın daha da büyüyebilmesi ve uluslararası alanda hem ülke içerisinde hem uluslararası alanda başarılarını daha da iyi kanıtlayabilmeleri açısından devletimizin sektörümüze yardımcı olması, destek olması gerekiyor. Bu konuda tabii ki Tarım Bakanlığımızın çok önemli destekleri var. Hem tohumlu, sertifikalı tohumluk üretimine hem kullanımına destekler veriliyor. Ama söylemiş olduğunuz konu, peşin vergiler, biraz daha çok Maliye Bakanlığı'nı ilgilendiren konular. Tabii Maliye Bakanlığı'ndan da biz böyle bir pozitif ayrımcılık bekliyoruz sektör olarak. Çünkü gerçekten tohumculuk konusu çok özel bir konu. Ülke için gıda güvenliğinin olmazsa olmazı. Çünkü kendi tohumluklarımızı mutlaka yapmak ve hem ülkemizde hem de tüm dünyaya satmak zorundayız. Bu anlamda Maliye Bakanlığı bu konuda bir adım atar da bu peşin vergiler konusunda sektörümüze bir pozitif ayrımcılık yaparlarsa tabii ki sektör daha da güçlenir ve burada daha güzel çalışmalar, yani oradaki enerjiyi biz ıslah ve tohum geliştirmeye, çeşit geliştirmeye ayırabilirsek o kaynakları çok daha iyi olur. Ama bununla birlikte biz yine de ıslah yapan firmalarımıza sadece bu destekler değil, bunun yanında diğer daha radikal, daha kuvvetli desteklerin de verilmesini istiyoruz. Çünkü bu konu gerçekten ülkemiz için çok önemli bir konu. Tohumculuk sektörümüzün gelişmesi, ülkemizin gelişmesi bizler için çok önemli. Bu anlamda tabii yine bakanlıklarımızın desteklerinin, var olan desteklerin de artarak devam etmesini talep ediyoruz, istiyoruz. Türk tohumculuğu, dünya tohumculuğunun neresinde? Bugün ne durumdayız? Dün neydik, bugün ne durumdayız? Evet. Güzel bir soru. Dünyada bugün 50 milyar, 45 milyar ile 50 milyar dolarlık bir tohumluk ticaretinin, tohumluk ticaret hacminin olduğu biliniyor. Ülkemizde de şu anda hali hazırda 1 milyar doların üzerinde, 1 ile 1,5 milyar arasında 1,3 milyar dolarlık bir tohumluk ticaret hacmimiz var. Biz bu rakamla ilk 10 içerisinde yer alıyoruz dünya tohumluk sıralamasında. Bugün ülkemizdeki tohumculuk dünle bugüne baktığınız zaman, yani bundan 15-20 yıl önce, daha 2000'li yılların başında 140 bin, 145 bin tonluk sertifikalı tohumluk üretimimiz vardı. Bugün geçen yıl verilerine göre 800 bin tonlar seviyesine çıktı bu 140-150 bin tonluk rakamlarımız. 10 yıl öncesine baktığınız zaman 17 milyon dolarlık tohumluk ihracatımız vardı. Biz artık yurt dışına tohum ihraç eden bir ülkeyiz. Bugün gelmiş olduğumuz noktada bu 17 milyon doları 150 milyon doların üzerine çıkardık. 150 milyon dolarlık tohumluk ticaretiyle, ihracatıyla 80'den fazla ülkeye tohum ihraç ediyoruz. Bu anlamda sektör gerçekten çok hızlı bir şekilde büyüyor, gelişiyor. Ama bu gelişme sırasında Türk tohumculuğu dünya arenasında oynarken, az önce sormuş olduğunuz soruda, hem bakanlıklarımızın hem de sektörümüzün Ar-Ge'ye ve ıslah, çeşit ıslahına önemli yatırımlar yapması da gerekiyor. Peki efendim, hibrit deyince akıllarda hemen GDO falan geliyor. Yani hibriti biz iyi anlatamadık mı? Maalesef, yani hibritle ilgili, yani kamuoyunda daha doğrusu çok yanlış bilgiler var. Düzeltilmesi gereken çok yanlış bilgiler var. Hibrit tamamen doğal bir şey. Yani bizler de, insanlar da hibritiz biraz. Farklı anne babadan elde edilen yeni üstün vasıflı bireyler hibritlerdir. Yani doğada hibrit kendi kendine de vardır. Tozlama yöntemiyle. Doğada var olan hibritler de var. Ama biz burada doğada var olan hibriti, melez çeşittir aslında. Hibritin kelime anlamı melezdir, melezlemedir. Dolayısıyla biz onları, ıslahçılarımız, pazar istekleri nelerse, tüketicinin istekleri doğrultusunda farklı anne ve farklı baba, farklı özelliklerdeki anne babaları seçerek pazar istekleri doğrultusunda yeni bireyler elde ediyoruz. Bunlar tamamen doğal yöntemlerle, yan yana ekilerek, bunlar tozlanarak, döllenerek elde edilen şeyler. Bunların tamamı doğal, doğal yöntemlerdir. Kesinlikle bunlarda insan sağlığı açısından hiçbir zarar, sıkıntı yok. Ki çok doğal yöntemlerle elde edilen ve teknolojiyi takip edilen bir şeyler. Ama burada hibritin GDO ile karıştırılması çok yanlış zaten.
Yani insanlar hibrit denildiği zaman sanki GDO'ymuş gibi algılıyorlar. Ve GDO ile hibriti birbirine karıştırıyorlar. Bir sefer altını net çizmek lazım. Hibrit ile GDO tamamen birbirinden farklı ve hibrit tamamen doğal olan bir konu. Bunun altını net olarak çizmek gerekiyor. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler, katılımcılarla röportajlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Köy TV ekranlarında yine Antalya'dayız. Evet efendim, sizi tanıyalım, ardından da bu fuarı bize kısa olarak bir değerlendirir misiniz? Umduğunuzu buldunuz mu? Evet. Adım Zeki İlter. EZ Tohumculuğun ortaklarından birisiyim. EZ Tohumculuk 4 türde ıslah yapan bir yerli ıslah firması. Fuar değerlendirmemize gelince GrowTech fuarı Türkiye'nin artık bu alandaki en büyük ve en etkili fuarı oldu. Ziyaretçi profiliyle de geçmişten bugünümüzü mukayese edecek olursak artık paralı olması fuar girişinin bilgiye talip olan insanların ziyaretçilerini içeriye aldırıyor, girdiriyor. Bu da yani ilgisi olan, sektörle ilgisi olan, sektördeki yeniliklere ihtiyacı olan insanlar bizi ziyaret ediyor. GrowTech'in diğer önemli özelliği, yabancı ziyaretçi sayısıyla da çok önemli bir fuar haline geldi. Yani nereden bakarsanız bakın, ziyaretçilerimizin 1/3'ü yabancıydı. Ve bizim pazarımız olacak ülkelerden gelen ziyaretçilerdi bunlar. Bu nedenle ben GrowTech'i çok önemsiyorum. Gelecekte çok daha yani o Avrupa'nın belki de en önemli tarım fuarlarından birisi olacak. Peki efendim, en çok bu ziyaretçilerden size gelen hangi sorular, en çok böyle size yanıtlamasını istediği sorular hangiler olabilir? Yani şöyle, insanlar bizim meyve kalitelerimizi, ürünlerimizin kalitelerini görünce hangi bölgeden geliyorsa kendi bölgesinde şu tarihte bir dikim olduğunu, bu dikime uygun olup olmayacağını, uygun olması için nasıl tedbirler, nasıl bir besleme yapılması gerektiği konusunda bilgilenmek istiyorlar. Biz de bildiklerimizi, çeşitlerimizle ilgili paylaşıyoruz insanlarımızla. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Maşallah stand dolu. Yani son saatlerine olmasına rağmen diğerleri toplamış ama siz hala buradasınız. Peki efendim, kolay gelsin. Biz teşekkür ederiz bize bu fırsatı verdiğiniz için. Köy TV izleyicilerine de teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Samsun Fuarı'ndan sonra çiftçimize hizmet sunmaya devam ediyoruz. Makinalaşmanın yararını, makinalaşmanın faydalarını çiftçilerimize anlatıyoruz fuarlar vasıtasıyla. Dolayısıyla burada az iş gücüyle, az yakıtla, az emekle çok iş yapmayı çiftçilerimiz beğenerek anlatıyoruz ve kullanıyorlar. Peki efendim, şimdi tabii bunu alacak insanlara ne gibi kolaylıklar sağlıyorsunuz? Kredi kullandırıyor musunuz? Lezinki var mı? Biraz da onlardan söz aynen edelim. Aynen öyle. Efendim şimdi bunlar 5 yıl vadeli, yılda bir defa ödemeli. Leasing yine ödeme grupları arasında var. Ondan sonra vade yapabiliyoruz. Çiftçi tarım kredi de var efendim. Çiftçimizin hizmetindeyiz.
Yani burada şimdi tabii bu kredilendirmenin sonunda siz makineyi alın gidin. Ne oluyor yoksa hiç yani yok, servisi yok. Var mıdır, yedek parçası nedir? Efendim, biraz da onlardan söz edelim. Noyson 30 yıldır ülkemizde, 168 yıldır da dünyada faaliyet gösteren bir firmamız. Kendileri buradalar zaten. Arada distribütörlük falan yok. Burada 2 yıl 2000 saat garanti kapsamı içinde makinalarımız. Yedek parçalarımız depolarımızda hazır bulunmakta. Hiçbir sorunumuz yok. Çiftçilerimizi bekliyoruz. Peki efendim. Şimdi tabii burada fuara gelemeyen insanlar peki size nasıl ulaşacaklar? Siz bu makinelere nasıl böyle gelip dokunabilecekler? Bir yer var mı? Biraz onlardan efendim, bahsedelim. Ankara'da, İzmir'de, Antalya'da, İstanbul'da, Trabzon'da, Samsun'da temsilcilerimiz var. Ve bizim sloganımız şu: Almana sormadan alma. Almana sormadan alma. Yani bu Alman markası değil Alman mi? Alman markası efendim. Çok güzel. Almana sormadan alma. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Görüşmek üzere diyoruz. Teşekkür ederim. Evet efendim, hayırlı günler, fuarı geziyoruz. Nereden geldik? Adapazarı'ndan geldik efendim. Valla biz Adapazarı'nda hayvancılıkla uğraşıyoruz, mısır ekiminle uğraşıyoruz. Evet. Efendim, yani 10 lira civarında olan yonca 15 lira olmuş, süt fiyatları niye düşsün? Yani girdiler düşse süt fiyatları da düşsün. Yani süt fiyatları düşünce efendim peynir düşecek mi? Yoğurt düşecek mi? Yani buradaki asıl amaç herhalde aracının veyahut da efendim bunu imal eden firmaların cebini biraz daha fazla doldurmak herhalde. Yani ben bunu anlıyorum. Yani şimdi yem fiyatları düşse hadi ona paralel olarak süt de düşsün. Ama öyle bir durum söz konusu değil. Yani aslında yukarıya çıkacağı yerde efendim aşağı düşüyor. Yem fiyatlarında sözde KDV kalkacak. İnşallah bekliyoruz KDV'nin kalkmasını, ÖTV'nin kalkmasını. Belki 50 liralık olan bir çuval yem 40 liraya düşerse o zaman belki işte insanlar da bu işi severek yaparlar diye düşünüyorum. Yani işin özü bu aslında. Yani bunu bekliyoruz. Servisle ilgili Türkiye'nin her noktasında istisnasız servis verebiliyoruz. Wacken Neuson'un en büyük özelliği biz bir bayi değiliz. Almanya'da üretiliyor. Biz Almanya'ya bağlıyız. Almanya'nın Türkiye'deki bir şubesi gibiyiz. Biz Almanya'daki stoğumuz ne varsa Türkiye'deki sistemlerimiz o stoğu görür. Çünkü biz kendisiyiz. Bu yüzden de parça beklemiyoruz. Artı direkt üreticiden tüketiciye, nihai noktaya yedek parça ve ürün gittiği için yatırım maliyeti çok düşük. İnsanlarda şöyle bir algı var. Gelen buradaki misafirlerde de bu makine pahalıdır algısı var ama bu makineler fiyatları söylediğimizde şaşırıyorlar. Parça olarak da bir de şöyle bir şey var. Kullanılan donanım, dünyadaki motor üreticileri belli. Pompa üreticileri belli. Yani ekstra kendimize has bir motor veya kendimize has bir pompa kullanmıyoruz. Standart piyasada kullanılan motorlar. Bugün üzerindeki motorun markayı söylemeyeyim ama parçasını, o motoru Türkiye'deki kamyonların %50'si aynı motoru kullanıyor. Evet efendim, sizi tanıyalım. İzmir'den Saygın Botanik Coşkun Ateş. İzmir Torbalı. Biz çim yüklemede, tesviye yapmada, toprak sarmada kullanıyoruz. Çok memnun olduğum bir makine. Onun için burada kaldık. Bir tane daha almayı düşündüğüm için. Evet, bir tane daha alıp. Aynısı mı yoksa değişik? Yok, değişik mesela. Bu ayrı, diğeri ayrı. Silindiri var Wacken'in. Kullandığımız hepsinden de son derece memnunum. Peki efendim, bu hazır çime talep nedir? Yani gerçekten beklediğinizi, umduğunuzu bulabiliyor musunuz? Yani ülkemizde artık böyle hazır çime rağbet var mı? Kesinlikle var. Ama tabii ki çimi üretirken İşte iyi bakmak lazım. Ot çıkmaması için o ziraat mühendislerimiz ot ilacı ve gübrelemelerini çok iyi yaparsa çiminizi satabilirsiniz. Yani çim ekip ot satmaya kalkarsanız tabii ki olmaz. Ama iyi bir çim üretirseniz pazarımız da var, işimiz de olur. Peki, hazır sizi bulmuşken ben de çok merak ediyorum. Şimdi onu halı gibi böyle yere düşüyorsunuz. Evet. Bunun sulaması, bakımı bana neler düşüyor? Yani siz
döşeyip gidiyorsunuz. Belki yine öbür fidanlardaki gibi can suyu verme durumu onda da oluyor mu? Biraz ondan söz edelim. Şimdi şöyle, ilk sizin oraya kesilip geldikten sonra, döşendikten sonra da üstüne bir silindir yapılması lazım. Tamamen bir silindir yapılması lazım. Silindirden sonra da çok iyi şekilde sulanması lazım. Yani ne diyelim, vıcık vıcık dediğimiz böyle çok ıslanca. İlk sulama öyle çok olmalı. Niye? Toprakla kestiğimiz çim toprağı birbirine özdeşsin diye çok iyi suladın mı? Sanıyorum 6-7 gün içerisinde birbirlerine şeyini kapatırlar, kökleşmeyi kapatırlar. Peki ömrü nedir bunun? Ömrü ne kadardır? İyi bakım yaparsanız 10 yıl geçer de. Ama tabii bunu gübreleme ve ilaçlamalarını yapmanız lazım. Tabii, normal ona da gübre atacağız. Tabii. Ara ara gübrelerini ve üst biçimini yapacağız. Yani emeksiz aş olmuyor çünkü eğer onu... Aynen öyle efendim. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz, sağ olun. Allah razı olsun. İyi günler. Yine geldik bir solukta programımızın sonuna. Ocağınız şen, ürününüz bol olsun. Kalın sağlıcakla. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım. Gidiyorum gündüz gece. Gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Bilmiyorum ne haldayım. Gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece.